Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak adına Zafer Partisi denilen casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası, hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yapmış. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak Türk savcılarının görevi demiş. Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz Zafer Partisi olarak tek cevap var. Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı dahi yayınlamayan ailesine başınız sağ olsun demeyen, arkadaşlarına başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur. Zafer Partisi Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin partisidir. AK Parti gibi Türkiye'yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zamanda olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken, rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de. Hadi oradan sen de. Siyasette muhatap eğer açılım yaparak alıyoruz diyorsanız, 2009'da açılım başladığında AKP de böyle konuşuyordu, Akşener'in ağzıyla konuşuyordu. O zaman Radikal Gazetesi'ne yazmış olduğum yazıda böyle masaya oturursanız sonunda karşınızda bulacağınız kişi PKK ve Öcalan olurdu demiştim. Burada da Meral Akşener'in aynı çizgiye girdiği gözüküyor. Meral Akşener PKK ile görüşmekten bahsediyor. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında Akşener'le yapmış olduğumuz konuşmalarda bana iki kez şu soruyu sordu. Ümit Bey, bir helikoptere atlayıp Kandil'e gitsem, Duran Kalkan'a ve Cemil Bayı'ya sorsam, ulan siz ne istiyorsunuz anlatın bakalım. İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Şaka yaptığını düşündüm ve Meral Hanım böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir şey yaparsanız sizi hemen elinizi kolunuzu bağlar ilk mağaraya atarlar. Dedim ve aynı soruyu bir başka toplantıda tekrar sordum. Bunu dışarıda bir daha söylememesi gerektiğini söyledim. Ve sonra bir daha bahsetmedi. Ama şimdi anlıyoruz ki Ruşen Çakır'a vermiş olduğu demeçte seçimlerden sonra oturup konuşacağız ifadesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tekrar nasıl kuracaklarının pazarlığını PKK ile yapacaklar. Özetle Millet İttifakı 2002-2009 bir model bir AK Millet İttifakı'dır. Değerli basın mensupları, önemli olan, çok önemli olan bir konuda hiç şüphesiz Ülke Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in bir siyasi cinayette kurban edilmesi, öldürülmesidir. Sinan Ateş kendisine bir saldırı gerçekleştirileceğini, öldürülmek istendiğini çok yakın bir arkadaşına söylemiş.
öldürülmemek konusunda bir tek umudunun olduğunu da ifade etmiş. Ne yazık ki o umudu gerçekleşmedi. Şimdi Sinan Ateş'in annesi, babası, eşi ve çocukları, arkadaşları, bütün Türk milliyetçileri, suçluları, komployu kuranları, emri verenleri, azmettirenleri, bunların hepsinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyor ve bekliyor. Eğer Türkiye'de bir devlet varsa, bu cinayetin bütün sorumluları yargı önüne çıkarlar. Eğer bu cinayetin isimlerini bildiğimiz bütün sorumluları bugün yargı önüne çıkmazlarsa Türkiye'de devlet tekrar kurulduğunda muhakkak yargılanırlar. Zafer Partisi bütün il binalarına ve genel merkeze bu alçakça cinayeti protesto eden ve katilin kimliğini soran pankartlar asmıştır ve bütün suçlular mahkeme önüne çıkana kadar da o pankartlar orada kalacaktır. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhur İttifakı, AK Millet İttifakı ve HDP'den oluşan şeytan üçgenine sıkışmak zorunda değildir. Bu şeytan üçgenini aşmak, vatanseverlere, Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere tıpış tıpış gidersiniz, oyunuzu atarsınız demek küstahlığını birilerinin aklından dahi geçirmemesini sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1924 Anayasası üzerinde milli, üniter ve laik devlet zemininde 21. yüzyılda taşımak amacıyla Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti bir ittifak oluşturma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu konuda da gerek Sayın Genel Başkanlarla yapmış olduğumuz çalışmalarda, gerek Genel Başkan Yardımcılarımızın sarf ettikleri mesailerle ciddi bir mesafe almış olduğumuzu ifade etmek isterim. Hepinize dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sorularınızı cevaplandırmak üzere bekliyorum. Buyurun. Hayır, bu artık hukukun işi ama bütün kamuoyu biliyor. Bütün kamuoyu kimlerin dahlinin olduğunu, bu sürecin nasıl tezgahlandığını gayet iyi biliyor. Sadece siyasetin hukuk önüne engel koymaması gerekiyor. Hayır, biz kendi adayımızı çıkartıyoruz ittifak olarak. Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemeyiz. Bunu açıkladık ve tekrarladık. Sayın İnce de yapmış olduğu açıklamayı da biliyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yola çıkması halinde destekleyeceğini ifade etti. Bu noktada bir aramızda çelişki yok, mutabakat var. Bunun da nedeni açık, Türk halkının geniş kesimlerinin talebi. Ama göreceğiz, bakalım o masadan nasıl bir karar çıkacak. Evet, buyurun. Tabii, hiç şüpheniz olmasın. Bunu başından beri söyledim. Peki Millet İttifakı'ndan bir söylem çıktı. Cumhurbaşkanı var ama bütün kararlar Millet İttifakı'nın başındaki kişilerin imzasıyla geçecek gibi. Tabii bakın, bu inanılır bir açıklama değil. Kabul edilir bir açıklama da değil. Hukuken yok hükmünde bir açıklama.
Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi ucube bir sistem. Ama Millet İttifakı bu ucube sistemi bu açıklamayla garabete çevirmeyi başarıyor. İnanılır gibi değil. Anayasal zemini yok bunun. Böyle bir hadsiz açıklamayı nasıl yaparsınız? Kukla mı seçiyorsunuz siz? Bakın soruyorum, kukla mı seçiyorsunuz siz? Şu veya bu şekilde ortada bir anayasa var. Bu anayasa Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye bu yetkileri vermiş. Siz diyorsunuz ki hayır. Bu Cumhurbaşkanı bu yetkileri dilediği gibi kullanamaz. Ancak bizim imzamızı da kullanır. Oldu olacak bir de akıl hastanesine götürün. Oradan rapor alın adama. Tam hukuki zemini sağlarsınız. Peki, teşekkür ediyorum. Hocam, buyurun. Zannediyorum çok tartışmalı bir halde olacaktır bu konu. Çünkü biraz da açıklamanızı rica edeceğim. Tabii. Ya da diyaloglarda başka neler geçti. Meral Hanım'la ilgili helikoptere gidip Kandil'e insem, Duran Kalkan'la konuşsam. Cemil Bayık ve Duran Kalkan, evet. Cemil Bayık ve Duran Kalkan. Bunu biraz daha açar mısınız? Yok, açmayacak bir şey yok. Böyle böyle söyledi. Sadece bu kadar. Bu kadar söyledi. Peki mesela konuşmalarınızda kendisinin açılım ya da başka bir şekilde ifade edilecek şekilde ileride bu görüşmelerle bu sorunun çözülebileceğini düşündüğünü... Hayır, ben burada sadece bu kadar. Burada konuyu kapattığım ve üzerinde konuşmadığım için gelişmedi. Ama bugün Ruşen Çakır'a yapmış olduğu açıklamadan görüyoruz ki bu konuda çok net bir yeni PKK ile müzakere planı, projesine sahip. Bir soru daha sormak istemiyorum. Tabii buyurun, tabii. Çıksın Ümit Özdağ yalan söyledi desin. Ben böyle bir şey söylemedim desin. Tamam. İki defa evinde söyledi bunu. Çıksın Meral Akşener, ben böyle bir şey söylemedim desin. İstanbul'da mı oldu görüşme? İstanbul'da. Bu konuyu hiç gündeme taşımadım ben. Ta ki bu açıklama yapılana kadar. Çünkü tek başına kalsaydı orada söylenmiş çılgınca bir laf olarak kabul ederdim. Öyle de düşünüyordum zaten. Ama çıkıp Ruşen Çakır'da uzun uzun bu süreci nasıl yöneteceğini, nasıl konuşacağını, sen ne istiyorsun, ben ne istiyorum, önemli olan bu isteklerimizi ortaya koyduktan sonra bu süreci nasıl yöneteceğimiz diye detaylandırılmış bir projeden bahsedince, İlk önce İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında yapmış olduğu bu açıklamayı, bana yapmış olduğu bu açıklamayı Türk halkından ve İYİ Parti seçmeninden gizlemenin daha fazla mümkün olmadığını düşünüyorum. Onun için de paylaştım bugün. Bir soru daha soracağım. Buyurun. Bir ittifaktan söz ettiniz. Dördüncü ittifak olacak eğer gerçekleşirse. Evet, doğru. Hangi aşamadasınız? Hangi partiler katılıyor? Siz aday mısınız? Söyledim, Memleket Partisi, Doğru Parti, Adalet Partisi, bir siyasi partinin daha katılması mümkün ama şu anda bu konuda bir karar yok. Önümüzdeki günlerde belirginleşecek. Bu aşamada daha fazla açıklama yapmama konusunda Sayın Genel Başkanlarla karar aldık ama hızlı mesafe kaydediyoruz. Adaylık konusunda. Adaylık konuları da görüşüldü. Alternatifli olarak hangi şartlarda nasıl adaylık gerçekleşir ama bu konularda açıklama yapmıyoruz henüz. Zafer Partisi 16 ay önce kurulup sığınmacılar meselesini Türkiye'nin gündemine taşıdığında gerek Cumhur İttifakı gerek Millet İttifakı bileşenleri bizi ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla suçlayıp devletler hukuk açısından sığınmacıların geri yollanmasının mümkün olmadığını söylediler. Şimdi hepsi gönüllü yollayacağız diyorlar. Devletler hukukunu değişmediğine göre kim değişir?
o günkü devletler hukukuyla bugünkü devletler arası hukuk arasında bir tek nokta, bir fark yok. Değişen şu, Zafer Partisi Türk halkının iradesini siyasete taşıdı. Bu konunun konusunda mutabık olan CHP ve AKP ve İYİ Parti bloğunu parçaladı. Hepsini gönüllü giderler şeklinde bir yalan noktasına getirdi. Yani yalan söylüyorlar. Gönüllü gitmek için ne CHP'ye ihtiyaç var ne İYİ Parti'ye ne AK Parti'ye ihtiyaç var. Gönüllü zaten. Ve geri dönüş politikası kapsamlı, başı sonu belli ve gerekli zorlayıcı tedbirlere başvurarak yapılabilecek bir politikadır. Bütün ambargolara rağmen, bütün dışlama çabalarına rağmen, Zafer Partisi'nin yükselişi ve sürekli gelişmesi ve Şam'la görüşmek için önce Türk Dışişleri Bakanlığı ile görüşüp sonra Şam Dışişleri, Suriye Dışişleri Bakanlığı ile görüşmemiz üzerine Erdoğan istihbaratta görüşme talimatı verdi. İstihbarat üzerinden 3 toplantı yapıldı Suriyelilerle, 3'ü de başarısız oldu. Çünkü masada eskiden kalan tezler savunulmaya devam etti. Hatta Şam'dan bize gelen bilgi masada Davutoğlu karşımızda oturuyor şeklinde. Tabii burada mesele Davutoğlu'nun kişisi değil, Davutoğlu'nun temsil ettiği zihniyet ifade ediliyordu. Seçimler yaklaşırken biz böyle bir yanıltma adımının atılacağını Erdoğan tarafından biliyorduk. Erdoğan seçimleri kazanmak için Mars'ta koloni kurmak dahil her şeyi vaat edebilecek bir durumda. Onun için şimdi görüşmem dediği Esad'la görüşme moduna girdi. Yollamayacağız dediği sığınmacıları yollarız biz havasına girdi. Ama bu bir seçim yatırımından ibarettir. Yerli ve milli savaş uçağı 2023 sonundan ne kadar uçmaya hazırsa detaylara girmeyelim, mahcup olursunuz. Sığınmacılar da o kadar yollar her zaman. Gerçek rakamları bile Türk kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Türkiye'deki Suriyeli sayısı 7 milyonun üzerinde. 7 milyonun üzerinde. 6 milyon 12 bin tanesinin isimlerini ben biliyorum. Bak ben biliyorum. 6 milyon 12 tanesinin de bu tamamı değil. Onun için gerçek rakam 13 milyon bizdeki. Tüm yabancılardan. Evet, yani diğerleriyle birlikte. Ama sizden şunu sormanızı rica ederim. Sağlık Bakanlığı bir yeni tarama başlattı. Ben Sağlık Bakanlığı'na iki kez sordum bu soruyu. Parti sözcüsü sordu. Bir romatizmal hastalık üzerinden tarama başladı Türkiye'de. Ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre 107 milyon kişi üzerinden başladı. Bu 23 milyon fark gösteriyor. Bu 23 milyon kişi kim? Buna cevap vermiyor Sağlık Bakanlığı. Evet. Buyurun, sonra siz. Merhaba, Burcu Kutam'dan, Sputnik Türkiye Morgan'ı. Ben seçimden sonrası için bir soru sormak istiyorum. Eğer iktidara gelirseniz, Rusya ile diyaloğunuzu nasıl sürdürmeliyorsunuz? Rusya ile diyaloğumuzu Türk-Rus dostluğunu geliştirici ama dengeleyici şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Bugün Türk-Rus ilişkilerinde Türkiye aleyhine büyük bir dengesizlik söz konusu. Bu dengesizliğin son dışa vurumu Erdoğan'ın Putin'in kapısının önünde bekletilmesi ve kapının önündeki bir sandalyeye çökmesidir. Bu Türkiye için utanç verici bir sahnedir. Zafer Partisi'nin yönettiği bir Türkiye'de hiçbir Türk Cumhurbaşkanı Putin'in kapısında beklemez. İlişkilerin eşit ve adil olması gerekir. Teşekkür ederim.
Her iki tarafın yararına. Buyurun. Sayın Başkan, peki terörle mücadeleniz nasıl olacak? Meral Akşener'in size söylemiş olduğu söylemden sonra çok çılgınca bir fikir dediniz. Görüşme fikrini. Sizin terörle mücadele bakış açınız nasıl olacak? Biz terörle mücadelede Türkiye'nin önünde üç büyük hedefin olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi PKK, YPG. Diğeri hiç şüphesiz bunlardan daha tehlikeli olan FETÖ ve üçüncüsü de IŞİD terörü. Bu sene içerisinde daha sene bitmeden yapılan IŞİD'e yönelik operasyonlarda 1270 IŞİD'li terörist ele geçti. Demek ki şu anda sokakta 20 bine yakın IŞİD'li terörist var. Yakalanamıyor. Onun için biz gelişen cihatçı selefiliğe ve Türkiye vilayeti projesini 2019'da açıklayarak Türkiye'de iç savaş başlatmak için Suriye'de ve Irak'ta yaptıklarını tekrarlamak için hazırlanan IŞİD'e karşı kapsamlı, fikri ve istihbarati temelleri güçlü bir mücadele stratejisi geliştirdik. Ve bu plana da Yeşil Kalkan adını verdik. İkincisi, FETÖ'yle mücadele. FETÖ son Haçlı Seferi'dir. Erdoğan ve AK Parti FETÖ'yle mücadele etmemekte, FETÖ'den Erdoğan kendi kişisel intikamını almaktadır. Bir suç örgütü mücadelesi yapılmaktadır. Oysa bir fikri mücadelede FETÖ'ye karşı yapılmak zorundadır. Ama buna asla girmemektedirler. Sadece güvenlik bürokrasisine yönelik çalışma yapılmakta, siyasi ayak ve sivil bürokraside ciddi bir mücadele verilmemektedir. Değişik bakanlıklarda hala FETÖ'cülerin üst düzey görevlerde olduğunu biliyoruz. Ve FETÖ'ye karşı da ilk Haçlı Seferi'ne karşı savaşan Kılıç Aslan'dan hareketle, Sultan Kılıç Aslan'dan, Kılıç Aslan Kalkanı adını verdiğimiz uzun vadeli bir eylem programına sahibiz. Ve üçüncüsü de demir güvercin programıyla PKK-YPG terör örgütlerine karşı verilecek mücadeledir. 13 ana başlıktan oluşmaktadır burada mücadelenin konsepti. Bu çerçevede entegre bir terörle mücadeleyle Türkiye içinde ve dışında PKK terörünü terörize ederek, bakın PKK terör örgütünü terörize ederek, lider kadrosuna yönelik imha çalışmaları yaparak ama aynı zamanda sosyal, psikolojik tedbirlerle hareket alanını ortadan kaldırarak mücadele etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda Suriye ile ve Irak'la bundan sonra daha yakın işbirliği ve İran'la içerisinde olmak gerektiği inancındayız. Ve PKK'nın hükümet tarafından söylenenin aksine ciddi bir güçlenme süreci içerisinde olduğunu, yeni bir örgütlenme zemininde El-Kaide'yi taklit ederek hızla geliştiğini görüyoruz. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bir Amerikan destekli 120 bin kişiden oluşan bir ordu yapılanmasını hazırladıklarında endişeyle izliyoruz. Evet. Başka bir soru yoksa Sayın Başkanım, buradan bağımsız bir soru sorabilir miyim? Tabii. Taksim'de gene Oda TV'ye bir açıklama yapmıştınız. Davutoğlu ile ilgili. Evet. Konuşmazsanız ben konuşacağım diye. Yani onunla ilgili Davutoğlu'ndan ses çıkmadı. Evet. Söyleyecek başka sözünüz var mıdır bu konuyla ilgili? Şimdi ben söylersem tespit olur, Davutoğlu söylerse itiraf olur. Ben sürecin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Şimdi Haziran-Kasım arasında terör sürecinin başlaması Şanlıurfa'nın bir ilçesinde iki
polisimizin evlerinde şehit edilerek öldürülmesiyle başlamadı mı? Bu eylemden sonra gözaltına alınan ve cinayetle suçlanan 9 kişi beraat etti mi? İlk derece mahkemede. Beraat etti. Sonra istinaf. Bu beraati onayladı mı? Onayladı. Bunlar dışarıdalar mı? Dışarıda. Dava Yargıtay'da. Peki bu çocukları kim öldürdü ya? Kim şehit etti bu çocukları? Bu çocukları kim şehit etti? Birisi söylesin. Üstünü örttünüz. Ben olsam Davutoğlu'na bu soruyla başlardım. Sayın Davutoğlu, kim yaptı bunu? Yaptığını söyledikleriniz serbest dolaşıyor. İkinci soru. IŞİD'in içindeki bilgi kaynağını kim devre dışı bıraktı? Ve neden? Bugünlük bu kadar. Ama süreci bütün detaylarıyla bildiğimizi ve benzer bir süreç tetiklenirse tekrar bu seçimlerden önce Davutoğlu'nun konuşmasını beklemeyeceğimizi herkes bilsin. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Davutoğlu konuşacağı zaman tehdit ederek susturdu. Ve Davutoğlu söylüyorum açıkça. Davutoğlu korkuyor. Davutoğlu konuşmaya korkuyor. Eğer çıkıp konuşmaya korkacaksan siyaset yapmayacaksın Davutoğlu. Git üniversitede kitap yaz. Ama ben söylersem tespit, o söylerse itiraf olur. Teşekkür.